Disleksinin çocuklukta da belirtileri vardır. Aslında disleksi çoğu zaman dikkat eksikliğiyle örtüşen bir hastalıktır. Hastalık da demeyelim, bozukluk diyelim. Bu dikkat eksikliği ile birlikte görüldüğü için böyle çocuklarda hareketlilik de çok görülür. İlla mutlaka hepsinde şart değil. Bütün belirtilerin bir çocukta olabileceği tablolara da rastlıyoruz ama sadece okuma güçlüğü, sadece yazma güçlüğü, sadece sayılarla ilgili güçlüğe de rastlayabiliriz. Bu çocukların hepsinde fark ettiğimiz ortak özellik sağ-sol kavramını karıştırıyorlar. Sayıları, zamanları çok geç öğreniyorlar. Öncelik ve sonralık kavramlarını karıştırıyorlar. Örneğin eğer bir çocuk aslında anaokulu programında haftaları, sayıları, ayları öğrenir. Ama bunu anaokulunda öğrenemezse ilkokul 1. sınıfta da zorluk çekiyor. Ve eğer hiç öğrenemezse bu çocuk 4. sınıfa kadar geçip işte Mart'tan sonra hangi ay gelir, Şubat'tan önce hangi ay gelir'i karıştırabilir. Bunu tersini söyleyebilir. Bu tarz belirtileri var. Dengeyle ilgili zorluklar var. İşte bir de zamanla ilgili şeyler. Daha küçük yaşta da mesela 3 yaşında da bunu tespit etmek mümkün. Seksek oynayamaz böyle bir çocuk. Ya elini böyle şıklatamaz, yani bazı hareketleri yapamaz. Bu da bir belirtidir.